Ben Nadir Pediz. Biz 15 yıldır buradayız, esnafız. Fakat bizim şikayetimiz var. Neden şikayetimiz var? Şimdi biz burada vergi veriyoruz, stopaj veriyoruz. Hani ne bileyim, çaycısına veriyoruz, kahvecisine veriyoruz, hammalına veriyoruz, arabacısına veriyoruz. Nakliyemize, muhasebemizi, kiramızı, her şeyimizi, vergimizi ödüyoruz. Fakat adam bir tane yer tutuyor 200 milyona, 300 milyona. Dolduruyor malzemeyi, telefondan satıyor. Bizim burada günahımız ne? Biz bir esnaf olarak biz ne yapmak zorundayız? Bizim işlerimiz şu anda yok. Durgun, piyasa durgun. Bizim esnaf olarak yani burada hiçbir şey, bir hak talep edemiyoruz yani. Bir hakkımız yok. Ya internet üzerinden ben fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü gidiyoruz oraya, çürük çıkıyor, patlak çıkıyor, çalışmıyor. Sıkıntı oluyor. Yani şimdi bu bize de yansıyor. Nereden aldım? Oradan aldım, buradan aldım. Yani gel bizden al kardeşim. Biz buna 6 ay garanti veriyoruz. Yani 1 sene garanti veriyoruz. Ama yok. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir talep yok. Öğrenciler falan oluyordu. İşte bu sene de fazla gelmedi öğrenciler. Yani pek fazla bir rağbet yok. Yani şu anda biraz piyasalardan dolayı sıkıntılıyız yani. Adam bizi eksper olarak kullanıyor mesela müşteriler. Fiyat alıyorlar. Ondan sonra fiyat aldıktan sonra tabii ki adam haklı olarak kendi ürünü fazlaya satmak isteyecek. Ya, satacak ama ne denetim var, ne vergi var, ne algı var. Yani adam hani biz mesela aylık internete sadece yani ilan parası yani ilan başına para ödüyoruz biz kendimize şey verirken. Adam hiçbir şekilde tek bir ürün koyuyor. Hiçbir para ödemeden koca ay ürünü orada duruyor, satıyor. Devlette bunun kontrolü yok. Algı vergi falan hiçbir şey sorulmuyor bu adama yani. Olduğu gibi cebine indiriyor. Ama yeri esnaf olduğu zaman yani bize geldiği zaman biz sattığımız ürünün zaten KDV'sini hesaplayarak alıyoruz. Satarken KDV'sini zaten faturasını kesiyoruz. Adamlarda hiçbir şekilde hiçbir şey yok. İnternete de para ödeme yok mesela yani. Bizi aşırı derecede etkiliyor yani. Ürün satımı, alımı da satımı konusunda da her türlü etkiliyor bizi yani. Bunun hani devlet büyüklerimizden bunun bir kontrol altına alınmasını rica ediyoruz yani şahıslardan yani. Şimdi adam depo tutmuş. Fabrikada çalışıyor adam, depo tutmuş, evinin altına 10 parça mal koymuş. Adam bu şekil internetten ürününü satıyor yani mesela. İlk bir gelir elde ediyor ama vergi dediğimiz zaman yok, stopaj dediğimiz zaman yok, hiçbir şey yok. Olan bize oluyor yani burada yani. Esnafın çok büyük bir zararı var bu açıdan yani. Biz sattığımız zaten ürünlerin ben kendim. Yani kendi bünyemde aldığım ürünlerin hepsi faturalı zaten ürün alıyorum. Garantisi olmayan ürünü almıyorum. Bir yıldan eski olduğu zaman zaten alıp satmıyorum ürünü yani. Anlatabiliyor muyum? Farz et ki ikinci el ürün sattık. Mesela bak bu ikinci el bir ürünümüz. Bunu açtığımız zaman mesela servis fişi, faturası falan her şeyi hani ilk alınan kişiden hepsi mevcut. Yani bizim kendi şahsi garantimiz dışında ürünün de kendi garantisi oluyor. Mesela biraz daha eski tarzda ürün alıp satan arkadaşlarımız var. Onlar da zaten kendileri 6 ay, 3 ay garanti veriyorlar yani. O şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz insanlar yani. Söz konusu değil. Adam satıyor ürününü. Hani X şahıs satıyor ürünü müşteriye. Ondan sonra zaten çalışıyor mu? Geçen hanımefendinin bir tanesi gelmiş. İnternetten bu şekilde bir ürün almış. Yani gülmekten karnım ağrıdı yani. Burada şimdi o kadın 2 gün dolaştı. Ben o kadını gördüm. Bana geldi, fiyat sordu. Benimkiler biraz yüksek geldi. Ama komşularımızda biraz daha hesaplıları var mesela yani. Kadın internetten bir kişiden ürün almış. Buzdolabının motoru yok, motoru. Yani zaten işi bilmiyorsun. Bir muhatabın yok. Bir de internetten alıyorsunuz. Adam sana kapına getiriyor, bir daha da adamı bir daha da hak göre yani. Kimseyi görmüyorsun. Ama buradan mesela bizden, komşularımızdan aldığınız zaman kimle muhatap olduğunu belli oluyor yani. Gerektiği bir şekilde yani esnaf olarak hani müşteriyi mağdur etmemenin zaten birebir derdindeyiz yani. Sitelere yani ürün koyan vatandaşlardan bir vergi levhası sorsunlar yani. Hani bizden istiyorlar ya mesela bizim bak mesela üyeliğim falan filan benim bir belgem var bir şeyim var yani satabilirim alabilirim diye. Hani o şekilde bir vergi istesinler mesela vergi levhası istesinler bir şey istesinler. Hepten ne bileyim yani adam alıyor çekiyor şak diye resim zaten hayatımız kolay oldu artık. Akıllı telefonlar sayesinde adam şak diye çekiyor resmini koyuyor satıyor. Vergi yok, algı yok, hiçbir şey yok yani. Bunun bir vergi levhasının bari talep edilmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Vergi levhası olmayan insanlardan ilan başına ciddi bir fiyat çekmesini sitelerden istiyorum. Vergi levhanın olmadığı zaman işte ilanı mesela atıyorum 200 lira, 300 lira desin bir ilan başına yani. Adam 15 tane ilanı var hiç parasız. Yani bunun zararı en çok bizim yani bizim esnafımız çekiyor yani.